Ya Meltem şey yaparız, yarın şimdi akşam yemeğe geleceğiz ya. Babuş da kız arkadaşı da geliyor hazır. Hep beraber yemek yeriz, sonra küçük bir pasta keseriz, sonra biter ya. Ne? Öpüş, üfler seni, böyle mumları. Alo. Kaç yaşında gidiyorsun? Alo. Kitabı geri getirdiğine göre bitirdin. Evet, hayatımda ilk defa bir kitabı başladığım gün bitirdim. Teşekkür ederim. Oo, çok sevindim. Süper. Aa, bak ben de sana ne getirdim. Aa, puzzle. Bayılırım ben puzzle'a. Yani böyle minik minik parçaları birleştirip kocaman bir sonuca varıyorsun ya. En sevdiğim şey. Beğeneceğini tahmin etmiştim. o zaman sen bunu iki günde tek başına yaparsın. Yani yaparım ama yapma. Aa, ne demek o yapmam derken? Yani tek başıma yapma. Yani? Yani Havuç, bu puzzle'ın parçalarını birlikte bulup birlikte yerleştireceğiz. Tamam mı? Tamam. Ya eksik parçaları teker teker yerine yerleştireceğiz. Sonra seninle yavaş yavaş mutlu sona doğru yaklaşacağız. Bu puzzle bittiği zaman ikimizin eseri olacak. Olur, anlaştık o zaman. Hadi gel. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten çok yorucu bir gün geçirdim. Hatta size de zar zor video yetiştirebiliyorum. Öncelikle Havuç abinin kaybolduğunu zannettik ama ondan sonra sadece şarjının bittiğini ve bir kız arkadaşıyla takıldığını öğrendik. Şimdi akıllarda iki soru var. Acaba bu kız arkadaşı sevgilisi mi yoksa normal bir arkadaşı mı? Hepimiz yarın akşam öğreneceğiz ve tabii ki ben de sizlerle hemen paylaşacağım. Görüşmek üzere. Ay Haluk. Heh. Bunlar da kaldı böyle yolun ortasında. Ya sabah onları ben depoya indiririm. Bir şey söyleyeceğim. Düzgün düzgün koydunuz değil mi hiç? Böyle iciş bücüş değiller yani. Koydum. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Hani senin şu şiirin vardı ya. Hangi şiirim? Hani gündüz bana böyle ezbere okudun. Ha. Onu yine okusana. Okurum ama burada okumam. Nerede okursun? Yatak odasında okurum. İyi peki. Gel o zaman. Günaydın. Hazırlanmamışsın. Sen de hazırlanmamışsın. Ben şimdi çıkıyorum, hazırlanıp geleceğim. Bir saate burada olurum. İyi, sen gelene kadar ben de hazırlanırım zaten. Tamam, süper. Yani sabah sabah yiyeceğimiz şeyler pek uygun olmayacak belki ama... ...yapacak bir şey yok. Olsun. Ben sana aşık olduğum o güne geri gideyim. Her şeye razıyım. İyi peki. Bunu sen istedin. Ayrıca ben o kadar da sıkıntı olacağını düşündüm. Ha. Hı. İyi, göreceğiz. Bir saate burada olurum, hazır ol. Ben mi hazır olayım? Ha. Esasen kendine bak bakalım, bir saate hazır olabilecek misin? Alo, Yavuz Bey. Merhaba, ben Meltem Çetinoğlu. Bana bir kilo bir profiterol ayırabilir misiniz lütfen? Ben bir saate gelip alacağım. Tamam, harika. Teşekkür ederim, hoşça kalın. Kardeş, sen bize şimdi böyle Adana, Urfa, lahmacun böyle bir sürü şey gönder. Böyle şiş, patlıcanlı kebap. Şalgamla ayran da istiyorum ha. Acılı şalgam. Ha, bir şey daha var. Böyle bir de peynirli pide falan da yollasana. Evet. Tamam. Hadi. Tamam. Baba bak, son kez uyarıyorum. Yanına tansiyon haplarını al. Burada korkarsan atarsın hemen ağzına. Evet evet Tuna bak. Sakın bayılayım deme. Vallahi tüm sürpriz berbat olur. Amma abarttınız ya. Niye bayılayım ya? Niye bayılayım ki şimdi dörtlükten yani? Evet, haberlerde görmedin mi? Bir tane adam korku evine gitmiş. O kadar korkmuş ki bayılmış kalmış orada.
Yani aslında tadını çıkarınca müthiş partilerin ama hazırlıklı olmak lazım sonuçta. Siz biraz derslerinize konsantre olur musunuz lütfen? Bırakın beni. Allah, koskoca adam korkar mı öyle şeylerden? Alın çocuklar tostlarınızı. Annem, iyi ki doğdun. Gel öpeyim. Ben de öpeceğim. Yalnız bu sayılmaz. Akşama pasta keseceğiz. Aynen. Tamam, al canım sen artık. Hadi biz gittik, görüşürüz. Biz akşam Meltem ablanlardayız. Havuç abiniz gelecek. Tamam. Tamam. Biz de küçük bir pasta keseriz artık. Gelin. Yaş büyüdükçe pasta küçülüyor. Şimdiden hayatım. Günaydın uykucu. Ay günaydın. Ya Alev, kusura bakma, senin evinde de öyle sızmışım. Ay yok canım, ne kusuru. Ben zaten uykucu arkadaşlarım için rahat bir kanepe almıştım. Evet ya, yani bıraksan akşama kadar uyurum burada. Ama bırakamayacağım çünkü kahvaltı zamanı. Yumurtanı nasıl istersin? Sucuklu. Sucuklu. Evet. Hemen geliyor. Sağ ol. Ay. Bana bak Atçe. Ben karar verdim bugün. Bugün bu iş burada bitecek. Remzi Bey yüzünü açmazsa, o maskeyi çıkarmazsa benim için biter. Ben yuva kuracağım bir adamın yüzünü görmezsem ne manası var yani? Haklısın Kadriye anne. Mesela ben kocişime ilk görüşte aşık olmuştum. Ben olmadım. Yani bir elektrik vardı ama kesildi. Anne, bence sen bu işten vazgeç. Vazgeçmeyeceğim dedi. Buldum. Bak ben diyorum ki, sen bu Remzi Bey'le buluş. Tek tek böyle ona ne düşünüyorsan söyle. Yani ilişkide çiftlerin birbirine karşı açık olması çok önemli. Açık derken hani maskeyi açmaktan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum, değil mi? Çok iyi anlattın. Vallahi anlıyorum yani ben. Hayır yani bazen kuşak farkından dolayı zorlanıyorum da. Hani bir cümlede anlatacağım bir şeyi 3-4 cümlede anlatıyorsun. Ay çok zor benim işim. Bence sorun kuşak farkından değil Atçe. Ödünen tutarız bu evde sır dolu şu halim.